Tekden Hastanesi'nin sunduğu Gezici Radar programı bu hafta. Üzümleriyle ünlü Kayseri'nin İncesu ilçesine bağlı Garipçe köyünde. Tekden Hastanesi Gezici Radar programını sunar. Garipçe bağlarından toplanan üzümler işte görmüş olduğunuz gibi kasalara doldurularak pekmez yapımına götürülüyor. Ayşe abla biz şu an neredeyiz? Biz Garipçe bağlarında üzüm kesiyoruz. Garipçe bağlarının tertemiz havasında üzüm kesiyoruz. Buranın neyi meşhur? Üzümü, pekmez meşhurdur. Peki buradaki üzümler nasıl kesiliyor? Olduğu nasıl anlaşılıyor üzümü? Buyurun gösterelim kesimini. Siz de çekebilirsiniz. Önce yaprakları açıyoruz, üzüm ortaya çıkıyor. Sonra elinizdeki, buna ne isim veriliyor? Bağ bıçağı. Bağ bıçağını üzümün şöyle köküne doğru vurduğunuzda koparabiliyoruz. Elle de kopuyor. Bıçağla da kesebiliyoruz yani. Kaç yıldır böyle üzüm topluyorsunuz? Vallahi yıllardır yapıyoruz biz bunu. Hiç ara vermeden? Vermeden, evet. Garipçe köyünün olmazsa olmazı meşhur üzümleri ve tabii ki de doğal lezzetli pekmezi efendim yanımızda Halil amcamız var. Kendisi yıllardır pekmez yapıyor. Biz de evinin bahçesindeyiz. Bakalım meşhur Garipçe pekmezi, lezzetli Garipçe pekmezi nasıl yapılıyor? Pekmez bu kasalarından getiriyor bağdan. Şu arkamda gördüğüm siyah kasalarla geldi. Aşırmaya getiriyor. Şu torbalara dolduruyor. Şunu da ayağımıza giyiyor. Eziyor burada. Burada bir havuz var. Bu havuzda eziyorsunuz. Şurada da borusu var. Ha, buradan da akıyor. Orada da şey vardı, kaldırdık. Kazan vardı. Tamam. Büyük kazan. Toprağı da içine bunu koyuyor içine. Bu toprak bildiğimiz beyaz farklı karşıdaki dağlardan çıkan bir toprak, tatlı toprak. Evet. Ne işe yarıyor peki tatlı toprak? Bunu atıyorsun içine. Şiresi de şırayı da koyuyorsun üstüne. Bu onu tatlandırıyor, pekmeze döndürüyor yani. Üzüme pekmez tadını veren bu mu? Veren bu. Bunu koyduk, kazanla da kaynattık. Kaynattık. Sonra? Sonra şeysini aldık, şiresini. Toprağa kalınca şuna getirdik, şu hebiye koyduk, torbaya. Hebiye doğru gidelim mi? Gidelim efendim. Hadi. Şu torbaya koyduk. Burada süzdü, bak yine de damlıyor. Damlamaya devam ediyor. Damlamaya devam ediyor. Peki bu damlayan ne oluyor? Bu damlayan gayrı kaldı zaten, bitti. Buradan alıp şeye götürüyorduk. Kazanın içine. Peki bunun içinde şu an ne var? Toprak amca? Var. Toprak var. Yani süssün diye oraya gitmesin şeysi diye. Toprağa gitmesin toprak diye. Toprak oraya gitmiyor. Gitmiyor. Bunda kalıyor. Mümkün değil. Burada kalır. Bu kendi zaten ağır ağır çiğler. Buradan da alırız efendim. Devam ediyoruz. Geliyor. Buradan alıyor şırayı oraya koyuyor. Ateşin üstüne. Ateşin üstüne koyuyor. Ateş. Odun ateşi değil mi Halil amca? Gel böyle gel, biz ateşin başına geçelim Halil amca. Efendim işte Garipçe köyünde pekmez, meşhur pekmez böyle yapılıyor. Altta kor ateş şu anda cayır cayır yanıyor. Geçirdik yani böyle, bu burada kaynar. Kaynar, kadınlar bunu süzer, şey der, bakar der, oldu mu diye. Kıvamına geldi mi bu hali alır. Bu da artık pekmezimizin en son hali değil mi? Olmuş. Güzeller. Bak. Oh. Bak. Gördün mü pekmez? Çok lezzetli gözüküyor. Çok lezzetli. Çok. Çok da sağlıklı. Hele bir tane pekmez, tane olur da içine korsan daha tatlı olur. Bu üzüm pekmezi değil mi? Üzüm pekmezi. Bakalım mı tadına? Tadına tabii bakacaksınız. Hepinize bakacağınız. Böyle tadını bir gör. Tam yiyeceğim şimdi. Tabii yiyeceğim. Efendim Garipçe köyünün lezzetli ve meşhur pekmezi işte. Elimde gördüğünüz Halil amca bizler için. Şeylere doldururuz işte bidonlara. Sonra hazır. Hazır olur her zaman için yerik, satarık. Bu sene satacak yok. Bir bakayım tadına. Tadına bir bak efendim. Efendim sizler için tadıyorum meşhur pekmezi. Oldukça güzel. Kıvamı yerinde ve hala sıcak. Sıcak. Şunu da söyleyeyim. İnsanın ağzını rahatsız eden bir şeker yok. Çünkü koruyucu kullanmıyorsunuz. Tabii. Hayır efendim. Bu yalnız üzümden ne çıktıysa o içine başka bir şey olmaz. Bir o topraktan hariç bir şey olmaz.
Kayseri'ye bizim köyde minibüsler vardı. 30 kilometre uzaklıkta Kayseri'ye, İncosu'ya 15 kilometre uzaklıkta. Bizim köyde ilkokul mevcut. Şu anda da mevcut. Biz eskiden köy çok kalabalıktı. Yani bizim 250-300 tane öğrencimiz falan vardı. Ama artık göç aldı. Şu anda mevcut öğrencimiz köyde 10-12 kişi. Mevcut öğrenci yani 1-2-3-4. İlkokullara köyde gidiyorlar. Diğer ortaokul, lise taşımalı. Kayseri. İncosu. Diğer liselerde veya üniversitede zaten Kayseri'ye gidip geliyorlar taşımayla. Yani belediye otobüsleri geliyor Kayseri Belediyesi'nden. Otobüslerimiz geliyor, seferlerimizi yapıyor. Peki köy halkı nasıl geçiniyor? Geçim kaynakları neler? Köy halkının geçim kaynağı genelde tarım. Yani buğday, sulu tarım çok yok. Yani su maliyetli bir şey olduğundan işte imkanı olan suyu vurduruyor. Yani yonca, mısır gibi şeyler ekiyor. Yoksa kuru tarım yani buğday, arpa. Bunlardan geçimi oluyor. Artı bizim üzüm bağları vardı. Artık üzüm bağları eskiden yani bizim mahallemizde günlük hale 7 kamyon üzüm giderdi eskiden. Ama şimdi yok yani ben yaklaşık hatta ben üzüm de aldığım oluyordu. 200-250 ton mevcut üzüm çıkıyor genel olarak. Artı hayvancılık bizim geçimimiz. Bir de bildiğimiz kadarıyla girişte de gördük zaten. Kayseri'deki en büyük Türk bayraklarından bir tanesi de yine sizin bir hizmetiniz olarak Garipçe köyünün hemen girişinde bizlerin de arka tarafına düşen bir noktada bulunuyor. Bayrak hakkında neler söyleyebiliriz? Vallahi bayrak hakkında biz ben kendim muhtarlığa gelmeden önce bizim mahallemizde en çok istenen şey bayraktı. Ve 33 metre büyüklüğünde bir bayrak direği diktik. Açılışını yaptık. Garipçe köyünde dere mevkiindeyiz ve efendim bizden yüzyıllar evvel milat öncesi yaşayan Romalıların yaptığı taş mezar örneklerini de yine burada görüyoruz. Bir tanesi de hemen yanımda görmüş olduğunuz gibi bir açıklık mevcut ve burada bir kapak olduğu söyleniyor tarihçilere göre. Buraya ölüyü, vefat eden kimseyi koyuyorlar, kapağı da kapatıyorlar. Görmüş olduğunuz gibi taş bir mezar, oldukça da sağlam bir kaya. Hemen arkada da bir tane mevcut ve bir tane de daha yukarıda mevcut. Milattan önce 2021 yılına ulaşana kadar da artık kaç bin yıl geçtiyse aradan günümüze kadar ulaşan 3 tane Roma taş mezarı Garipçe köyünde arkeologların ve buraya gelen vatandaşların ilgisini çekmeye devam ediyor. Yanımızda Garipçe köyünün muhtarı Süleyman Muhtar var ve efendim İncesu Belediyesi ve hayırseverler tarafından yaptırılan Garipçe Sosyal Tesis Evi'nin hemen önündeyiz. Gayet de güzel bir alan, gayet havadar bir alan. Garipçeli vatandaşların kullanımına da açılmış bir alan. Muhtarım valla çok ferah, oldukça da güzel bir sosyal tesisiniz var. Çok teşekkür ederim. Öncelikle hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Bu sosyal tesisin ilk yapılışı rahmetli Alemca taziyevi olarak yaptıydı. Taziyevi olarak yapınca cenaze yemeklerinde falan sosyal tesisimiz yetişmediğinden düşündük. Bir ek daha yapalım, bayanlar, erkekler ayrı olsun yemekte, yani karışmasın, iç içe olmasın diye. Güzel refah aşağı yukarı 500 metrekare bir alan oluştu. Bu alanı da sağ olsun hayırsever vatandaşlarımız yardım etti. Tabii ki de İncosu Belediye'miz, onlar da yardım etti. Yani destek verdi. Yani bir koltukları, içinin dolmasını, yani büyük bir yardımcı oldu. Allah razı olsun onlardan da. Vatandaş gelir, oturur, kahvaltısını yapar, çayını içer, oturur muhabbet ederler. Yaşlılar camiden çıktıktan sonra gelir, otururlar muhabbet ederler. Yani bura böyle kalmayacak. Biraz daha eksiklerimiz var. İnşallah onları da tamamlayacağız. Gezici Radar programı tüm hızıyla devam ediyor efendim. Garipçe köyünde Hacı Atike üst geçidinin hemen önündeyiz. Bu üst geçitin önemli bir öyküsü var. Üzerinden de anlayacağınız gibi Hacı Atike teyzemiz tarafından yaptırılmış. Kendisi de bir süre önce vefat etmiş. Allah'tan rahmet dileyelim efendim. Bu görmüş olduğunuz dere yatağı geçmiş dönemde gürül gürül sular buradan aktığı için vatandaşların geçiş güzergahı kolaylaşsın ve bu sulardan etkilenilmesin diye Atike teyzemiz, dikkatle söylüyorum, yumurta satarak kazandığı paralarla işte arkamda görmüş olduğunuz üst geçidi yaptırmış ve köy halkı da kendisini unutmamak ve unutturmamak adına buradaki üst geçide onun adını vererek Hacı Atike üst geçidi demişler. Biz de bir kez daha
Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Gezici Radar programı Garipçe Köyü'nde gezmeye devam ediyor efendim ve şu anda Garipçe Köyü'nün kahvesindeyiz. Hemen yanımızda Duran amcamız ve Durmuş amcamız var. Kendileri köyün yaşlılarından iki bilindik sima diyebiliriz. Duran amca yaş kaç? Evet, 83. Allah uzun ömürler versin. Sağ ol. Köyün en yaşlısı kim dedik? Seni gösterdiler. Burada benim şu anda, evet. Peki Garipçe Köyü'nde eskiden hayat nasıldı? Neler yapıyordunuz? Garipçe Köyü'nde eskiden hayat, öküzler vardı. Öküzlerinin şu dağların üzerinde çift sürer, ekin ekerdik öküz zamanı. Ondan sonra o işler bitti, motora döndü devir, motor işine döndü. Öküzler bitti, kayboldu yani. Yani bu köyde tarım yapıyordunuz, hayvancılık yapıyordunuz, evet. Geçiminizi sağlıyordunuz. Geçinimiz bayağı kıtlık desem olurdu. O anlar, anlattığım anlar. Çocukluğumuzda kıtlığı yaşadık. Yani o kadar dar günler geçirdik. Sonradan işte memleket ilerledi. Millet motoruna şeyine kavuştu. Rahatlaştık yani. Şimdi rahatsınız herhalde. Şimdi rahatlık Allah'a şükür. Peki şu an nasıl geçiyor vakit? Neler yapıyorsunuz? Köy kahvesinde arkadaşlarınızla oturuyorsunuz, sohbetler ediyorsunuz. Şu anda bizler yaşlıyız. Gayrı çalışamıyoruz. Genç arkadaşlarımız motorlarıyla tarlaları sürüyor, ziraat yapıyor, ekin ekiyor filan, böyle ziraatçılığıyla yaşanıyor yani. Peki. Malcılık, inekçilik. Malcılık, inekçilik de var. Evet, evet. Peki Garipçe Köyü'nün ismi nereden geliyor? Ben şöyle duydum dedelerimizden, ne bir garip adam gelmiş bu köye yerleşmiş, köyün yine kuruluş anlarında. Ondan diller Garipçe değil, bu köyün ismi ondan kalmış filan. Böyle söyleniyor yani. Yani bir garip adam gelmiş, evet, bu köyü kurmuş. Birleşmiş köyü kurmuş. Garipçe diye ondan kalmış diller yani, böyle yaşlı adamlarımız. Muhtarım, şu anda eski köy yerleşkesinin olduğu, tarihi evlerin bulunduğu noktadayız. Neler, evet, söylemek istersiniz? Şimdi eskiden bu camiden alt tarafta ev yokmuşmuş. Yani yerleşim yeri buraymışmış. Bunun yerleşim yerinin sebebi, bura olmasının sebebi de arkada mağaralar falan varmış. Yani çok eskide, ilk kuruluş tarihinde mağaralardan faydalanmışlar. Sonra ev yapmışlar. Sonra daha işte teknoloji geliştikçe peyderpey aşağı taraflara inmişler. Artık bunlar da kullanılması hale gelmişler yani. Burada taş evler görüyoruz, birkaç tanesinde içini gezdik zaten. Oldukça da serin bir hava hakim. Evet. Kışında herhalde dışarıya nispeten daha sıcak olur. Mutlaka, tabii ki de. Şimdi taş evler yani duvar kalınlığı yani bizim pirket gibi falan değil. Yani yaklaşık bir metreden fazla duvar kalınlığı oluyor. Hani taş ne sıcak geçiriyor ne soğuk geçiriyor. Yani aynı kuyu gibi düşünün. Yani ortalama 4 derece. Yani sıcakta soğuk, soğukta sıcak vazifesi görüyor. Bir noktada yalıtım. Yalıtım. Evet, evet. Tekden Hastanesi'nin sunduğu Gezici Radar programı bu hafta Kayseri'nin İncesu ilçesine bağlı Garipçe Köyü'nden seslendi sizlere. Efendim, Garipçe Köyü'nün misafirperver insanları, tarihi yapısı ve birbirinden lezzetli üzümleri bizleri kendisine hayran bıraktı. Önümüzdeki hafta yeniden gezilecek ve görülecek bir yerde karşınızda oluncaya dek hoşça kalın, sağlıklı kalın, esen kalın. Tekden Hastanesi Gezici Radar programını sundu.